Kanka, ne haber abi? Sağ ol kardeşim, senden? Ben de iyiyim, eyvallah. Hiç oyalamayayım seni. Bir işim düştü sana. Birini sorduracaktım da. Sizin okuldan galiba. Kimi soruyorsun? Ömer Ayserik. Kayseri'de bir çocuk. Böyle sarışın, renkli gözlü falan. Abi, isim yabancı gelmiyor ama tipi anımsayamadım. Tipini sana nasıl anlatayım? Böyle atanamamış Kıvanç gibi düşün. Bende görüntüsü yok ama tanıdık gibi. Ya senin arkadaşlara bir sordursan belki tanıyan eden vardır. Yani kimdir, nedir, nasıl biridir? Böyle girip çıktığı, takıldığı ortamlar falan. Hayırdır ya, dedektifliğe mi başladın? Ya oğlum, bırak şimdi zevzekliği. Sen dediğimi yap. Tamam, merak etme. Tamam, haber bekliyorum. Hadi eyvallah. Ateş. Benim gönlüm sarhoş. Ateş. Evet. Allah Allah, ne dikiliyorsun ya? Gel bakalım sen. Dalmışım emin baba ya, korkutun. Hem ne dalma? Evlat, hayırdır? Dalıp gidiyorsun. Ya öyle. Dalmışım işte ama işte bazı şarkılar insanı alemlerden alemlere sürüklüyor be emin baba. Sadece sürüklese yine iyi. Bir de gidip o alemin tam ortasına bırakıyor. Böyle kimsesiz, yapayalnız, sessiz, sedasız, nefessiz yaşamayı öğretiyor insana. Emin baba, sence bir erkek bir kadının ona aşık olduğunu nasıl anlar? Gözlerinden. Gözler yalan söylemez evlat. Gözlerinde o aşk var ama kaçıyor. O zaman güvenmiyordur evlat. Bak, bir kadın önce güvenmek ister. Hele kalbiyle değil aklıyla düşünen biri ise güvenmediği zaman kaçar gider. Avuçlarında tutamaz. Ama bir de güvendi mi? Kalbinin kapılarını sonuna kadar açar. Sen hayırdır? Yasemin'le bir sorun mu var? Yok baba. Yani var. Var da öyle büyük bir sorun değil yani. Ufak bir sorun. Ben halledeceğim. Yaşadığınız onca dertten sonra sorun yaşamamanız mümkün mü oğlum? İkiniz de pırlanta gibi çocuklarsınız. Çok daha iyi bir hayatı hak ediyorsunuz. Fakat unutma, ancak birbirinizden vazgeçmediğiniz zaman o daha iyi bir hayata kavuşursunuz. Vazgeçmek mümkün mü Emin baba? Vallahi seni bu hale getirdiğine göre mümkün değil. Ben çay yapıyorum. Hadi. Aa, dur. Hiç zahmet etme Emin baba, zaten çıkmam lazım. Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Çay da borcum olsun. Tamam, sen yaparsın çayı. Emin olur. İyi kardeşim, iyi. Her şey yolunda. Yok. Onda da hiçbir problem yok. Oğlum, kız beklediğimden saf çıktı zaten lan. Bir iki gün mırın kırın etti, ondan sonra tamam dedi. Ya zaten senin bu kardeşinin elinden hangi kız kaçmış oğlum şimdiye kadar? Var, gideri var. Ya kardeşim, sen benim babamı tanımıyor musun? Eğer istediğim kızla evlenmezsen şirketin başına geçemezsin dedi. Kardeşim, arayacağım ben seni, tamam? Şirket. Hayırdır? Ya sen hayırdır kardeşim, sen hayırdır. Sen niye her yerde benim karşıma çıkıyorsun? Hani evli barklı da adamsın ama gözün Ayşe'nin üstünde, farkında değil miyim sanıyorsun? Ne ayaksın oğlum sen? Bak, benden sana bir tavsiye. Biraz delikanlı ol. Git karının yamacında adam gibi yaşa, tamam mı? Sen kimsin lan benim delikanlılığımı, adamlığımı sorguluyorsun, ha? Bak, seni bu sokağa gömerim. Daha da kimse bulamaz seni. Sen bakma benim güler yüzüme. Sen beni daha tanımıyorsun. Ateş! Hayırdır? Hayır Emin baba, hayır. Şerle işimiz yok. İyi o zaman Ateş kardeşim. Elbet karşılaşırız yine. Nasıl olsa aynı evde yaşıyoruz değil mi? İyi günler efendim. Kim bu? Ha, o mu? Şey ya bu. Ayşe'ni istemeye gelen çocuk. Sana niye dikleniyor? Dikleniyor muydu? Yok ya, yapmaz. O çok
Pamuk gibi çocuk o ya. Ya şimdi bu buraların yabancısı ya. Gariban, bilmiyor. Birine adres sormuş. Adam da terslemiş mi, ne yapmış? Onu bana anlatıyordu.